sabahlar diliyoruz. TRT 1 ekranlarından, Alişan'la Hayata Gülümse programından, her nerede izleniyorsak, herkese her zaman olduğu gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir günaydın! Evet, bugün yine Balkan rüzgarları esecek, Rumeli rüzgarları esecek stüdyomuzda. Ve kardeşim Rumeli Ekrem az sonra birbirinden güzel Balkan şarkılarıyla, türküleriyle bizlerle birlikte olacak. Onun dışında mutfağımızda gördüğünüz gibi birbirinden değerli hanımlar var. Canan Gül ve Mehdiye Sancak Boşnak Mutfağı'ndan eşsiz lezzetlerinden bize örnekler verecek. Onun dışında Serap Dağtaş, Derya Çelik, Nurhan Tosun ve Büşra Vardar. İsmini unuttum olmadı değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Boşnak Mutfağı'nı ve Boşnak türkülerini zaten çok seviyoruz. Programımızda da sık sık işliyoruz. Bugün inşallah birazdan Ekrem de gelecek. Hep birlikte hem mutfağından, hem yöresel kıyafetlerinden, hem Boşnak geleneklerinden, göreneklerinden bahsedeceğiz inşallah birazdan. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Ve ben de biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Hafta sonu işte Perşembe'den benim dostum, hem yapımcım hem dostum hem arkadaşım Veysel Bey'le, Veysel Şimşek'le kutsal topraklara şöyle bir ümre ziyareti yaptık. Daha yeni geldik. Dün gece işte saat 10-11 gibi falan evdeydik. Muhteşemdi. Her şey muhteşemdi. Allah gitmek isteyen, orayı dileyip de gitmek isteyen herkese inşallah oraları görmeyi, oralarda ibadet etmeyi nasip eylesin. Benim ikinci ümrem oldu. İnşallah bundan sonra da bir kez daha gitmeyi nasip etsin diyeyim. Allah'tan ailemle, çocuklarımla birlikte. Hem Mekke hem Medine öyle bir kalabalıktı, öyle bir kalabalıktı ki oraya giden bütün ümrecilerle sohbet ettik. Herkesin söylediği, özellikle şu son iki sene inanılmaz bir kalabalık var. Bir haç kalabalığı vardı. Yani yaklaşık 1-1,5 milyon insan vardı. Çok kalabalıktı Mekke'de, Medine'de. Kutsal yerlerde hem sizler için inşallah Ramazan ayında göstereceğiz, bol bol çekimler yaptık. Hem dediğim gibi ümremizi yaptık. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettik. Kabe'de tavaf ettik, ümremizi yaptık, bol bol dua ettim. Hem inanın hani bütün dualarımda, tabii ki benden özel dua isteyen dostlarım, arkadaşlarım vardı. Onlar için de dualar ettim. Ailem için dua ettim, ülkem için dua ettim. Bütün beni sevenler için, izleyicilerimiz için dua ettim. İnşallah Allah dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin. Dediğim gibi inanılmaz bir deneyimdi. İnanılmaz bir manevi hava, inanılmaz bir kalabalık ve her şey çok güzeldi. Allah inşallah tekrar nasip etsin. Bir kez daha söylüyorum. Gitmek isteyen, dileyen herkes için de inşallah Allah oraları görmeyi nasip etsin. Allah'ın izniyle orada çektiğimiz çok çok özel görüntüler var. Çok kutsal mekanlara gittik. Gidip oraları göremeyenler için çok güzel çekimler yaptık. İnşallah Ramazan ayı boyunca o çektiğimiz görüntüleri de yayınlayacağız. Yani daha dün gece geldim. Bu sabah hani burada İstanbul'da olmak, dün Medine'de, bugün İstanbul'da olmak, hem oranın havası itibariyle hem de orada yaşadığımız o ruhani şeyler itibariyle çok kolay değil bir anda buraya adapte olmak, ama bugün programımız yeni bir canlı yayınla, yeni bir bölümle tekrar devam ediyor. İnşallah bugün de programımızda sizlere güzel şeyler anlatacağız. Selam olsun bir kez daha oralara, Mekke'ye, Medine'ye. Allah bütün duamızı inşallah kabul etsin diyoruz. Ve şimdi programımıza her zaman olduğu gibi bir VTR ile başlayacağım. Önümüzdeki geçmiş galiba 2 veya 3 hafta önce Kayseri'ye gitmiştik. Ve meşhur develi cıvıklısını nasıl yapıldığını öğrendim ve birlikte yaptık ustalarımızla. Buyurun, önce Kayseri'deyiz, ondan sonra stüdyomuzda Rumeli Ekrem bizlerle birlikte efendim. Bu pidenin tadı başka hiçbir yerde yok. İnanılmaz güzel. Afiyet olsun. İnanılmaz güzel.
Alişan Kayseri'ye gitti, meşhur Develi cıvıklı pidesinin yapımını ustasından öğrendi. Yani istediğiniz kadar bunu sümürebilirim. Allah Allah. Pide yapımında marifetlerini konuşturan Alişan, ustalardan kaç puan aldı? Yen ustamız hayırlı olsun. Kayseri denilince akıllara ilk önce pastırma ve sucuk geliyor. Ama bir pidesi var ki lezzetiyle tadına bakanları mest ediyor. Kayseri'ye giden Alişan, yörenin meşhur cıvıklı pidesinin yapımını öğrenmek için soluğu Mustafa ve Osman Usta'nın yanında alıyor. Evet, Alişan Hayat'a gülümse izleyicileri. Kayseri'deyiz ve Kayseri'de birazdan Mustafa Usta'mla, Osman Usta'mla muhteşem o Kayseri pidelerini yapacağız. Evet. Mustafa Usta'ma bakar mısınız? Bayağı Mehteran takımının şefi gibisin. Merhaba. Bıyıklar hep böyle mi? Hep böyle. 5 senedir böyle. 5 senedir. Evet. Bıyık ama ayrı bir karizma katmış sana. Beyazlaması iyi de. Alsın bir şey olmaz. Pideleri yapmaya başlamadan önce ustalarımızı tanıyoruz. Buralı mısın? Osman Usta'm da buralı. Hemşerik yani, öz vatanlı. Ben de onun karşı köyünden Amanatlıyım. Yan köyümüz oluyor. Sizin işte hep böyle erkekler şey midir? Pide ustası mı daha çok? Genelde. Öyle olur ya. Aynen, genelde. Bolular aşçı olur. Evet. Kayseri'nde? Kayseri'nin Develi ilçesinde de pide ustası oluyor. Güzel. Pideler, biz Türkiye'nin her yerine gittik, her yerinde ayrı ayrı pide var. Samsun pidesi, Bafra pidesi, işte Ordu pidesi, Rize'de ayrı, bizim o taraflarda ayrı, Adana'da ayrı. Bu Kayseri pidesini diğer pidelerden ayıran özellik ne? Kayseri pidesini diğer illerden ayıran özelliği, Develi cıvıklısının özelliği elde doğranması, içerisine bol kuyruk yağı girilmesi, domates, biber ve tuzla harmanlanması, harcı bu şekilde. Kuyruk yağı? Evet, kuyruk yağı. İlk defa duydum pide. Yani pidenin özelliği zaten yağının biraz daha fazla olması. Harika. Başlayalım o zaman. Tabii ki. Osman Usta, Develi ilçesinin meşhur cıvıklı pidelerini yapmak için kolları sıvıyor. Hamurumuzu bu şekilde açıyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi. Ben de öyle açmak istiyorum. Siz de istiyorsanız buyurun. İkincisini aç bakayım, ben öğrenirim. Biraz zor ama. Biz ne zorlar yaptık. Peki. Osman Usta. O zaman hamuru size bırakayım, buyurun. Haydi bakalım Alişan, göster hünerlerini. Biz sana güveniyoruz. Elimiz önce. Suya batırıyorsunuz. Suya batırıyoruz. Olmadı. Neyse. Nasıl ya? Aynısını ben de yaptım. Bak. Benim. Yani istediğiniz kadar bunu sümürebilirim. Allah Allah. Alişan hamuru eliyle açma kısmında biraz başarısız oluyor. Bu arada Osman Usta bizlere unun özelliklerini anlatıyor. Şimdi bu unun bir özelliği var. Kayseri'ye özel bir un. Yani unun özelliğinden bu şekilde ben sabahlar bunu ayarlıyorum. Yoğurumu yapıyorum. Un bu şekilde özel olduğu için sünüyor. Yani bizim ustalığımızla alakalı bir şey. Yaptık, açtık. Elle açılan ilk defa gördüm bu arada. Öyle mi? O zaman bir tane daha açayım, bir tane daha görün. Hani elle yuvarlak olarak biliyorum da böyle açılan hiç görmedim. Osman Usta, Alişan'a bir kez daha hamuru nasıl açtığını gösteriyor. Normal şekilde, şu şekilde açıyoruz. Tamam. Ortasını şu şekilde şey yapıyoruz. Lastik gibi ya. Evet. Sünür. Allah Allah. Gördüğünüz gibi. Bunu kaç ayda öğrendin? Bunu yaklaşık ben 4-5 senede öğrendim. Bu sündürmeyi? Evet. Yani çoğu usta bu genelde bunun aynı şekilde görüyorsunuz. Her tarafı eşit bir şekilde olduğu için yani normal bir şekilde öğrenemez zaten. Yapıyor musun Mustafa Usta? Yaparım, evet. Yap bakayım, bir tane sen yap, görelim. Senin biraz daha sündürmen lazım ha. Ha bak, bu değişik taktik. Bak gördün mü? Onunki daha değişik taktikti. Doğru. Her ustanın yoğurt yiyişi farklı. Ustalarımız hamurları el hünerleriyle bir güzel açtı. Şimdi sıra geldi meşhur Develi cıvıklısının iç harcını koymaya. Pidemizi açtık. Develi cıvıklısından başlayalım. Bol kuyruk yağı, domates, biber ve tuzdan birleşimiyle karışımını sabahlar hazırlıyorum. İçerisine kuyruk yağı, domates, biber, tuz harmanlıyoruz gördüğünüz gibi. Bol bol. Evet. Bu şimdi cıvıklı oldu. Evet. Malzeme bayağı bol oldu, güzel oldu. Hayır, onu fırına nasıl atacaksın acaba? Sucuklu pidemizi de yapalım isterseniz. Hadi yapalım. Sucuklu pidenin altına kaşarları.
Kaşarı bu şekilde, eşit bir şekilde. Kaşar yatağını yaptın. Evet. Sucuklarımız zaten Kayseri özel. Dana sucuk. Kayseri. Gayet meşhur biliyorsunuz Kayseri sucuğu. Tabii. Bunun da kenarlarını şu şekilde. Ha, bunu kapatıyor. Evet. Kaşar taşmasın diye. Kaşarın amacı pidenin kuru olmaması. Yani altındaki pide kurumasın diye biz altına kaşar koyuyoruz. Pideler hazırlanırken Alişan Osman Usta'yla koyu bir sohbete başlıyor. Yaş kaç usta? Yaş 33. 33. Bayağı genç usta olmuşsun. Evet. Kaç yaşından beri yapıyorsun bunu? Ortaokuldan beri bu işteyim. Ortaokuldan beri. Evet. Evli misin? Bekar. Fırıncılar evlenmeyi fazla sevmiyor. Vallahi mi? Aynen. Mustafa Usta? Ben evliyim 24 sene. 24, bak adam 24 senedir evli. Yaşta 45. Niye bu fırıncılar niye evlenmeyi sevmiyormuş? Kısmet işi. Kısmet diyor. Buradan şimdi bunu yaptın ya. Evet. Televizyona da çıkacağım. Kısmet de çoğalabilir. Hayırlısı. Bir Kayserili. Ev işlerini güzel yapan. Nasıl yemekleri sen yapıyorsun. Evlenirse yemekleri hanımla yaptırır mısın sen mi yaparsın? Ben yaparım. Vallahi mi? Vallahi. Ben yaparım dedikten sonra şu an kısmet yağdı. Tamam. Şu an kısmet yağdı. O zaman bu iş oldu. Usta, evde yemekleri sen mi yapıyorsun? Ben yaparım aslında. En çok sevdiğim de şey güveç. Evde de yemekleri sen yapıyorsun? Bazen yaparım evet. Yenge? O hasta olduğu zaman. Sadece hasta olduğu zaman. Evet. Öteki zamanlarda o yapıyor. Biliyor musun güzel Kayseri yemekleri? Bilir. Güzel mantılar mantı falan yapar. Bu kadar sohbet yeter Alişan. Karnımız acıktı. Pidelere dönsek mi acaba? 3 tane pidemiz de şu anda hazır. Pidelerimiz hazır. Cıvıklı, sucuklu ve pastırmalı. Şu en sonu bana mı bıraktın yoksa? Vallahi siz... Ben kendime spesiyel bir şey yapabilir miyim? Tabii. İsterseniz size de özel bir spesiyel yapabiliriz. Ben yapacağım. Tamam. Siz nasıl istersiniz? Ben şimdi önce alta kaşarımı diziyorum. Tamam. Bunu da menüye Alişan Usta'nın spesiyeli diye... Tabii hemen şey ilave edelim. Sizin isminizi duyan zaten. İlave et. Benim ismimi verene de %50 indirim yap. Tamam. Şimdi üstüne önce sucuk koyacağım. Tamam. Benimki biraz değişik olacak. Bak, sucukları böyle aralıklı yapıyorum. Tamam. Arayıp, yani birer dilim arayıp bırakıyorsunuz olsunlar ki biraz kaşardan biraz sucuktan yesin mi yapıyorsunuz? Hayır. Neden? Neden? Çünkü araya et atacaksınız. Araya bundan atacağım. Süper. Yani Mevlana oluyor değil mi? Ha, böyle yapınca öyle mi oluyor? Evet. Vallahi onu bilmiyordum. Üzerine de pastırma yatağı yapacağım. Bak, böyle bir şey yok. Cıvıklı'nın... Süper. Usta oldum olalı böyle spesiyel görmedim. Bütün harika. Olmadı mı? Çok güzel. Mükemmel. Bütün malzemelerden var. Maşallah. Hem de senin gibi sucuklara bol koymadım. Aynen. Pastırmaya da bol koymadım. Şimdi sucuklar ve pastırmalar taşmasın diye. Kenarını katlıyorsun. Evet, onu sen katla. Tamam. Onu katlayamıyorum. Benim pidem diye öyle şey davranma. Yok. Baştan sana davranma, iyi kapı. Gayet nazik davran. Yana yana. Pidelerimiz taş fırında pişmek için artık hazır. Ha, biraz da orada uzatıyor. Tabii. Onun yani ne kadar uzadı? Boyutu. İnşallah benimki de uzar öyle. Yok, uzar, sıkıntı olmaz. Hamur iyi olduğu için. Onu da attık. Bu da sizinki. Evet. İsterseniz sizinkini de size vereyim, siz atın. Tamam. Buyur. Alişan pidesinin fırına girmek için hazır olmadığını düşünüyor. Araya şöyle tereyağı atsaydık daha güzel olmaz mı? Vallahi siz nasıl isterseniz yani. Tereyağımız da var. Hemen şöyle araya atalım. Şöyle aralara böyle minik minik tereyağı alalım. Tabii. Ustacığım bir tane oradan tereyağı alalım. Ustam şöyle aralara, sadece şu kaşarlara. Evet. Şöyle birer. Sizin. Ha, birer minik minik. Spesinize tereyağı da koydum. Evet. Yumurta da kıracağım ben sonra. Yumurta da mı istiyorsunuz? Tamam, yumurta da kıralım. Nasıl? Maşallah, topik ne oldu bu? Bu atom pide. Dur. Evet. Siz şu tarafa doğru. Ne tarafa doğru atayım? Hadi bismillah. Sıra geliyor pideleri fırından çıkarmaya. Ustamız ilk olarak develi cıvıklısını çıkartıyor. Yaklaşık 5-6 dakika içerisinde pidemiz pişiyor ve şu an... O kadar az ha? Evet. Ben zannettim 10-15 dakika pişecek. Komple sündürdük, incelttik. O yüzden. Şuna bir baksana ya. Vallahi harika görünüyor. Cıvıklı çok güzel. Şunun yağına, tuzuna, etine bakar mısın? Biraz daha uzat da benim pide yansın. Sen onu istiyorsun zaten. Yok, köşede bekliyor sizinki. Evet ustam, doğrayalım. Şuraya baksana ya. Nefes alıyor resmen. Şu an nefes alıp veriyor. Vallahi ateş ediyor. Ustam onu da bölelim. Bu Kayseri'nin pastırmalı pidesi. Vay 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 vay. Pide ne dedi? Pide beni ye dedi. Ve şimdi asıl spesiyel, Kayseri olalı böyle spesiyel görmedi. İşte
Vallahi ben usta oldum olalı gerçekten böyle spesyal görmedim. Muhteşem. Güzelliğe bakar mısın? Evet. Bak o son anda o tereyağı katmam ayrı bir güzellik katmam. Aynen. İşte göstersen onu da. Bakar mısınız? Buyurun. Atom. Yeni ustamız hayırlı olsun. Haydi artık şu lezzetlerin tadına baksak mı Alişan? İşte Kayseri, pideleri, sucuklumuz, pastırmalımız, develi cıvıklısı ve Alişan cıvıklısı. Dopik. Alişan, pidelerin tadına bakmadan mı gideceksin? Şunlardan bir bahsaydın sadece. Bakayım, bir tadına bakayım. O zaman ben size develi cıvıklısı ikram edelim. Buyurun. Hamurun inceliğine bir lezzetine bakalım. Hayatınızda böyle bir şey yediniz mi? Görün. Vallahi inanılmaz güzel. Afiyet olsun. İnanılmaz güzel. Afiyet olsun. Kayserimize bekleriz inşallah. Kendi dopingimden yiyebilir miyim? İsterseniz ben bakayım. Usta olarak, usta bak, tadı tadına olarak. Ustam sen de bak şöyle. Tadına bak. 10 üzerinden puan istiyorum. Muhteşem. Doğru söyle. Gerçekten çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Büyüklere dikkat edelim. Çok güzel. Kaç? 10 üzerinden kaç? 100 abi. Teşekkür ederim. Harikasınız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye geldim geleli yemin ediyorum en az 3 kilo aldım. Bak geldim tartıldım. Gideceğim tartılacağım. Şu anda daha ikinci gündeyiz. 3 kilo aldım. Bu kadar hamur işi gerçekten yoruyor insan. Zaten ama Kayseri'nin özgüsü hamur işi. Baksana. Yağlaması, mantısı, pidesi. Ben fixim. Sen fixin de ustam da var biraz göbek. Artık yaş geçmiş ustamın göbek erden. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Hadi çalışmaya devam. Oh, mis gibi pideler yendi. Şimdi geldik stüdyomuza ve başlıyoruz efendim. Balkan rüzgarları estirmeye kocaman alkış istiyorum. Rumeli Ekrem geliyor. Hadi gelsin şarkısı. Evet. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? Çok şükür. Öncelikle başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun, anneyi razı olsun. Anneyi kaybettik, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet en olsun. En son programa geldiğimizde zaten bir rahatsızlığı vardı. Hatta canlı yayında herkesten dua istemiştik. Evet. Sağ olsun, herkes duasını yaptı. Biz de elimizden geleni yaptık. Kader, aslında hayatımızda senaryomuz yazılmış. Biz kullar olarak onu oynamaya çalışıyoruz. Herkesin alacağı nefes belli. Kesinlikle, kesinlikle. Vicdanımız rahat, evlatlığımızı yaptık. Hastanelerde çok uğraştık o süreci. Sen de bilirsin az çok. Ondan sonra Rabbim öyle istedi. Hayat devam ediyor. Mekanı cennet olsun inşallah. Cenazemiz kalabalıktı. Ne güzel. Uzaktan yakından teşrif eden herkese bir kez daha teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun herkesten. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Rabbim sağlık versin. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Evet. Daha çok yeni tabii. Gel gel otur gel. Gel. Allah çok sabır da güzel programdı o ya. Güzel program çekmiştik o zaman. Bir Makedonya'yı anlatıyordu, göçü anlatıyordu işte 1960'ta. Göçlüklerinde zorlukları anlatıyorlardı. O zaman da zaten TRT ailesine, sana, ekibine çok teşekkürler ediyorum. Çok güzel bir program işlemiştik. Benim hayatımı anlatan bir program. Annem de o zaman rahmetli heyecanlıydı. Oğlum dedi, ben nasıl konuşacağım kameralar karşısında? Dedim ana, yönetmenler var dedim, anlatırsın gerektiği gibi. Tekrara düşünce, ya ben de galiba deyip aynı şeyi anlatıyorum galiba. Hayır canım. Dedim montajlarız anacığım, sen merak etme. Seni üzmek değil maksadımız. Eyvallah. Ama o görüntüleri bir hatırlayalım. Bir de şunu dile getirmek istiyorum. Birçok televizyon programları var Alişan. Yemin ediyorum laf olsun diye söylemiyorum. Kalbi duygularımı iletiyorum. Burası benim gerçekten evim gibi. Allah razı olsun. O kadar rahatım ki. Senin kardeşliğin, kardeşlerimizin, ekibinin. Ya burası benim kendi evim gibi. Ay canım benim. Aradan 2-3 ay geçip buraya gelmedim mi sanki bir eksiklik hissediyorum. Diyorum Alişan kardeşim bir göreyim diyorum. Allah razı olsun. Bir de buranın bir havasını soluyalım. Benim Allah için vallahi kıymetlisin. Allah razı olsun. Kalbi duygularım. Allah razı olsun. O az önce bahsettin ya. O görüntüleri bir görelim anam. Bir görelim, bir bakalım olsun. Bir anneyi şöyle bir rahmetle, duayla bir iade edelim. Bak
Makedonya'dan Türkiye'ye bir gurbet masalı. Nasıl alışacağız, nasıl duracağız? Çabucak alıştık. Evlerini, hayvanlarını, bahçelerini bıraktılar. Bir umudun peşinde ülkemize geldiler. Deseler git oraya yaşa, gitmem yani. Yaşayamam orada. Rumeli Ekrem'in annesi Nail'e Hanım yıllar önce Balkanlardan gelip İstanbul'a yerleşmelerinin öyküsünü anlattı. Memleketimiz, vatanımız burada, Türkiye. Türkiye'yi seviyorum. Nail'e anne, ailesi Türkiye'ye göç etmeye karar verdiğinde en çok hayvanlarını bıraktıkları için üzülmüş. Dedem karar verdi. Babamla konuştular, annemle konuştular. Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Akrabalarımız vardı burada. Onlar da hep çağırdılar. Güzeldir burası, böyledir, şöyledir. İlk önce eşyaları yükledik. Sonra biz yüklendik. Manastırda bir akşam kaldık. Manastırdan sonra trene bindik. Türkiye'ye geldik. İndiğimiz zaman akrabalara gittik. Ama çok zor diyelim yani. Acı oldu. Ağladık, sızladık. Akrabalarımız kaldı orada. Yakınlarımız kaldı. Koyunlarımız vardı, hayvanlarımız vardı. Onlar satılınca dedem, annem, bizler çok ağladık. Hayvanlar bile sattık biz. Hayvanlarımız vardı çok. Hayvanlar bile kendi evimize geliyordu ilk önce. Sonra satan alanlar geliyorlardı, alıyorlardı. Hayvanlar bile kendi evimizi istiyordu. Bakıyorsun o ev sanki markandan ağlıyor, gitme gibi diyor yani. İstanbul'a ilk vardıklarında hissettikleri de şöyle olmuş. Trenle bindik, Sirkeç'te indik. Akrabalar karşıladı. Yani yolda ağladık, sızladık, el salladık akrabaları. Kendimize boşta neredeyiz, ne yapacağız diye düşünüyorduk acaba. Ben dedim şimdi burada ne yapacağız, nasıl alışacağız burada, nasıl alışacağız, nasıl duracağız? Çabucak alıştık. Geldikleri ilk günlerde yokluk da görmüşler. Ama en zoru eski ülkelerindeki yakınlarıyla konuşamamakmış. Türkiye'ye geldiğimde zaman yani tabii o zaman telefonlar yoktu. Birbirimize Türkiye yazıyorduk. Türkiye'ye geldiğimde çok ağladık. Alışıncaya kadar çok ağladık. Çok paralı gelmedik. Çabuk iş bulamadık burada. Tabii ki ilk önce annem başladı çalışmaya rahmetli. Babam başladı çalışmaya. Sonra biz iki kardeş girdik fabrikaya. Toparlandık. İlkten bayağı yokluk çektik. Akrabalar arka çıktı. Birazcık yardımcı oldular bize. Nail'e teyze yıllar sonra Makedonya'da bıraktığı çocukluğunun evini ziyarete gitmiş. Ama evin yeni hali kendisini çok üzmüş. Gördüm, biz yabancıya sattık evleri, gördüm. Ama çok üzüldüm yani. Affedersin, başka hayvanlar, o küçük domuzlar, o şeyler. O evi niye öyle bıraktık diye üzüldüm. Dökülmüş, yıkılmış o ev. Kapıyı çaldım, güzel karşıladılar. Buyur dedi, nereden geliyorsunuz? Ben dedim, bu evin sahibiyim. Ben dedi, ah seni tanıdım dedi. Konuştuk, kahve içtik. Baktım sağa sola. Bıraktığımız gibi olmamıştı, dökülmüştü birazcık. Nail'e anne her ne kadar doğduğu toprakları özlese de tek vatanının Türkiye olduğunu söylüyor ve başka yerde yaşayamayacağını belirtiyor. Deseler git oraya yaşa, gitmem yani, yaşayamam orada. Burada daha çok yaşadık, burada daha çok alıştım. Yani gitsem de duramam orada. Memleketimiz, vatanımız burada, Türkiye. Türkiye'yi seviyorum. Mekanı cennet olsun. Amin kardeşim. Baba nasıl şimdi? Babam iyi. Dün biraz sanki keyfi kaçıktı. O bir de bizim eski topraklar zaten öyle abi. Anımsız, nefes almazlar. Hiçbir yere gitmezlerdi. Babam ne bileyim lavaboya gider. Abdest alacak. Mutfakta duracak. Hep annem arkasında ister. Neredesin? Neredesin? Tabii eski. Yani gölgesi olsun isterdi. Yani dün biraz tadı kaçıktı ama babam bu yarın, bu aralar programlar vardı. Yarın güzel bir gezmeye götüreceğim. Bir Trakya tarafını alacağım, götüreceğim. Orada bir ev daha var. O dedi bahçeyi bir görmem lazım. Bir hava alsın, kendine gelir inşallah. Metanetli, çok şükür. Biz yanındayız evlatlar olarak. Biz beş kardeşiz. Ne güzel. İki ablam, abim ben, bir de kız kardeşim var. Torunlar çok etkilenmiş. Çok çok. Torunlar. Biz yalnız bırakmıyoruz. Yani onu hissettirmemeye çalışıyoruz. Babam da metanet. Tabii artık iç dünyasında neler yaşıyor. Zor onun için.
Ama derlerdi ya, anne baba ölmeden kıymetini bilin. Sağken belki çok anlaşılmıyor da tekrara düşüyoruz belki. Yani bunu yaşayanlar biliyor. Oturduğu koltuğu bile şöyle bir bakıyorsun, boş kalıyor. Onu bile özlüyorsun. Özlemez misin? O koltuğun oturduğu çekyat, koltuk ne varsa orada, onun dolu olmasını istiyorsun. Mesela son zamanlarda biraz böyle hep anacığım eğik dururdu. Nefes almasında sıkıntı vardı. O kareyi bile özlüyorsun yani. Değil mi? Yani kıymet bilelim ya. Ölenlerin de mekanları cennet olsun. Amin, amin. Arşivlik bir program. Bir kez daha teşekkürler ediyorum. Neden? Sağ olun. Allah razı olsun. Valla bu ebedi böyle mesela yaşlanacağız. Torunlarımıza da belki İzleyecek. Anlatacağız. İzleyecek. Yani güzel arşivlik programı. Var mıydı senden böyle dinlemeyi çok sevdiği bir şarkı türkü? Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz annemle zaten Makedonca hep konuşuyorduk evde. Makedonca bütün şarkıları ben annemden ezberledim. Dili biliyorum ama sözler eksik olduğu için memleketten ne öğrendiyse rahmetli bana yaz oğlum diyordu. Eksik okuma, seninle dalga geçmesinler diyordu. Alırdım o zaman zaten iPad falan, hiçbir şey yok o zaman. Teknoloji ilerlememişti. Kalem kağıt yazardım. Sonra düğünlerde diyorlardı ki ya sen bunları ne kadar temiz, nereden biliyorsun? Diyordum, annem öğretiyordu. Böyle sizin o tarafların hep böyle hareketli şarkıları vardır. Hep 98'lik ama böyle bir slow bir şarkı. Bir anne, yok, anne şey okuyalım. Var. Bir ses kısık ama. Olsun, sen, bir mi duyayım abi. Bir Makedonca yiyeceğiz, mi yiyeceğiz. Anneye git. Yovano Yovan ke Krajlardan o sevdişmani Beloplatno beliş Beloplatno beliş dušo Srce moje Jovano Krajlardan o sevdişmani Beloplatno beliš, beloplatno beliš dušo, srce moje Jovano, Jovano, Jovanke, ja s tebe te čekam, molim, doma da mi dojdeš, a ti ne doagjaš dušo, srce moje Jovano, ja s tebe te čekam, moli doma da mi dojdeš, a ti ne doagjaš dušo, srce moje Jovano. Karşılıksız bir aşk anlatıyor. Abi. Bardarın kenarında seni bekliyorum diyor ama senin annen beni, senin bana salmıyor. Annenin işte kızı vermemesi gibi bir şey. Eski güzel, ağzına anonim bir eser. 70 yıllık bir eski türkü. Ağzına yüreğine. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Peki bir kez daha mekanı cennet olsun diyelim annem. Şöyle mutfağa doğru geçelim mi? Geçelim, geçelim. Mutfakta tiyolar aldım. Babasından, Canan'ın babasından Canan Gül ve Mehdiye Sancak var. Evet, hoş geldiniz. Mutfakta... Hoş geldiniz. İnşallah önümüzdeki günlerde nişana olacak. Evet. Ve çok yakın bir zamanda da düğün olacak. Canan'ın düğünümüz var. Evet, ki biliyorsunuz ki boşnak düğünleri, kına geceleri çok meşhurdur. Ben de böyle... Canan dur, ben şuraya geçeyim. Kameraya, çünkü sen kameraya bakman lazım. Özel bir yöresel kıyafetle gelmek istedim. Biz bu kıyafetleri, şalvarları düğünlerde, kına gecelerinde giyiyoruz. Ve kına gecesine yaklaşık böyle bir 5-6... Gel şöyle ortada bir görelim o zaman Canan. Evet. Böyle bir 5-6 takım değiştiriyoruz. Boşnak kınaları çok çok meşhur oluyor. Tabii sen biraz şu anda biraz... hazırsın yani kına. Yavaş yavaş hazırlanıyorum. Setlerimi alıyorum böyle diyeyim. Bunun haricinde biz bir de Mehdi ablayla zaten yöresel mutfağımızı tanıtıyoruz. Boşnak mutfağını. Aynı zamanda sen de bir de diyetisyen misin? Evet. Bir evet. De TRT Türk'te evet, Rumeli Lezzetleri programını sunuyoruz beraber. Ne güzel, ne güzel. O şekilde... Aynı zamanda ailecekte boşnak mutfağı işletiyoruz. Şimdi sen bize şimdi boşnak mutfağı boş ver şimdi. Evlilik ne zaman? Kına ne zaman? Nişan ne zaman? Bu arada ay, bu kime gelin, kime gelin gidiyor? Hangi aileye gelin gidiyor? Ordu'ya gidiyorum. Ordulara gidiyor. Ordulara. Karadeniz'e gelin gidiyor. Bakalım evet. Orada.
Boşnak müzikleri mi, Karadeniz horonları mı? Her ikisi de olacak düğüne. Bu arada sizi de bekleriz. Aa, inşallah. Evet. Ne zaman olacak inşallah? Haziran'da. Haziran'da. Bir aşk evliliği mi yoksa? Herhalde aşk evliliği. Babasının yanında çok sorma. Sen neler karıştırıyorsun kardeşim? Baba arkadaş ne zaman istediler? İsteme falan nasıl oldu? Tam böyle boşnak adetlerine... Yani şöyle oldu. Geçen hafta tanışmaydı. Ve işte bütün aileyi hani ağırladık. Tabii biz biraz böyle çekirdek aile derken aslında bütün sülalece oradaydık. Evet, yani bir paket çekirdek oldu evet. Orada biliyorum. Aslında hani 5 çekirdek aile diyebiliriz. Onun haricinde şimdi işte nişanımız olacak. Şubat'ın sonunda. Nasıl heyecanlandı? Heyecanlıyız çünkü. Allah tamamlardır. Evet, bir de kendi yerimizde olacak nişanımız. Ne iş yapıyor? Damat ne iş yapıyor? Damat avukat. Avukat. Güzel. Avukat. Şimdi sizin adetler biraz şeydir, ağırdır böyle. İşte nişanda takılacak olan şeylerden tut da, giyilecek olan kıyafetlerden tut da, işte düğünde yapılacak şeyler falan. Evet. Anlattın mı? Kıyafetler hazır mı abiciğim? Anlattım. Kaç hazır. Tane? Yani 5 kıyafet olacak. Hadi bakalım. 5 kıyafet. Sadece bu şeyde, kınada. Evet. Şeyde nişanda? Bir 5 de nişanda? Nişanda yok, hayır. Biraz da mütevazı takılmak gerekli. O kadar da değil. Peki aileden çıkacak ilk gelin misin? Hayır, ablam vardı. Ha, ablam vardı. Evet, bu arada yani eşim eniştemin en yakın arkadaşı. Tamam, müstakbel eşim bile demiyor, evet. Eşim diyor. Yani eşim evet, yani olacak eşim. Ne yani. İsmi ne? İsmi ne? Nişanlım Fatih. Fatih. Buradan Fatih'e sevgiler. Evet. Tamam, biraz da konuyu kapatalım. Bak avukat Fatih aleyhinde delil olarak kullanır bunları genç. Evet. Allah tamam nerede şimdiden dediğim gibi. Peki sen kimden öğrendin bu yemekleri? Anneden mi öğrendin yoksa? Ben babaannemden öğrendim ben bu yemekleri. Bizde zaten genç kızlar çok küçüklükte anneannelerden, babaannelerden, annelerden daha çok öğrendiler. Her yörenin mutfağı ayrıdır ama değil mi? Tabii. Ekrem. Ağzına sağlık Ekrem'im. Şimdi bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra Metiye'nin, Metiye Hanım'ın ve Canan kardeşimin yapacağı yemekler var. Ve burada tanıtacağımız kıyafetler var. Şu kıyafet var ya şu kıyafet. Tam 160 yıllık bir gelinlik. Gösterme. Reklamlardan sonra gösterme. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Evet efendim, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Metin abla bu nedir ya? Evet, bu kaynar suyla yaptığımız bir böreğimiz var bizim. Onu şimdi biz son kademesini hatta birlikte yapalım diye ben bıraktım. Şöyle hemen ben size göstereyim. Dur, birlikte yapacağız. Birlikte yapacağız. Evet. Dur. Şöyle kaynar suyla hamur yoğuruyoruz biz. Un, su ve tuzla. Ama suyu kaynatıp önce tahta kaşıkla sonra elle yoğuruyoruz. Ve bu şekilde küçük küçük parçalar böldüm ben daha çabuk zaman kazanmak için. Ve her katını tek tek yağlayıp pişiriyoruz. En sonunda da bu sosla soslayıp... Nerede o şeyler nerede? Bana gösterdiğin. Bunlara mı atacağız hepsini? Evet. Ay. Onları dizip atacağız. Evet, bu ben önceden pişirdim. Evet Canancığım. Bir estetisyen olarak, diyetisyen olarak sağlığa faydalarından bahsedeceğim. Yok, bugün boşnak mutfağını anlatıyoruz. Sağlığı bugün diyete giremiyoruz. Serbest. Bugün serbest günümüz. Az sonra bunu yapacağız. Mehdi Hanım'la ve Canan kardeşimle. Ben sizi bir Amasya'ya önce götürmek istiyorum. Haftalar önce gittiğim Amasya'da bütün kapıları tek tek çaldım. Amasya'da şu anda hani İstanbul'da büyük şehirlerde olmayan o komşuluk var ya hala orada devam ediyor. Buyurun bakın Amasya'daki hanımlarla neler yaşadık. Sonra buradayız. Alişan Amasya sokaklarında evlerin kapısını çaldı. Komşuluğun önemine vurgu yaptı. Oo, Elmas teyze de geldi. Gel Elmas teyze, gel. Hanımlarla sohbet etti. Onlardan yeni haberler öğrendi. Bu sohbet, bu eğlence kaçmaz. Türk kültür hayatının ve toplum yapısının önemli unsurlarından biri de komşuluk. Komşularımız bazen bize ailemizden daha yakın olabiliyor. Bayramlarda, cenaze törenlerinde, düğün dernekte, doğumda ve kutlamalarda aklımıza gelenler arasında ilk onlar yer alıyorlar.
Anadolu kültüründe komşunun kapısını çalmak, bir fincan kahve ya da çay içmek, sohbet etmek, komşular arasında gidip gelmek çok değerli. Yardımlaşma ve saygı üzerine kurulan bu ilişki toplumun mihenk taşlarından biri. Bunu bilen Alişan da Amasya ziyaretinde Misketeller Kadın Kooperatifi'nde bir araya geldiği hanımlarla yemek yaparken komşuların önemini bir kez daha hatırlıyor. Evet Alişan'ın Hayata Gülümse izleyicileri, bugün Amasya'dayız. Amasya'da hanımlarla birlikteyiz. Alişan hanımlarla birlikte yemek yapıyor ve eksik malzeme bakın nasıl temin ediliyor. Tek bir yumurta. Tek bir yumurta. O yumurtayı bulana kadar neler çektik böyle bir şey. Amasya'da tavuk bulamadık. Komşudan mı aldık en son onu? Komşudan aldık evet. Sağ olsun, iyi ki komşularımız var. Burası komşuluk ilişkilerinin hala yoğun olarak yaşandığı bir sokak. Komşularımızdan çok memnunuz. İnşallah onlar da bizden memnunlardır. Gidip birazdan bir komşunun kapısını çalacağım bak. Amasya'da tarihi Sofular Mahallesi'nde çok övülen komşuluk ilişkilerini bir de ben yakından göreyim diyen Alişan, hanımlarla birlikte hiç vakit kaybetmeden sokakları gezmeye başlıyor ve bakın kimlerle karşılaşıyor. Beni gezdirin. Beraber. Muhteşem hadi bir buyurun. Cadde burası. Her şey çok güzel, her şey çok tarihi. Konaklar. Sokağımız çok güzel. Aha. Kesinlikle. Tarih kokuyor. Evler bir defa harika görünüyor değil mi Alişan Bey? Komşuculuk diyordun. Bakacağım. Evet komşuculuk. Bakayım, burada komşularımız. Gerçekten çok iyi komşularımız var. Kapılarını rahatlıkla çalabiliyoruz. Onlar bizim kapımızı rahatlıkla çalıyor. Eskiden hani evimizde bir yemek piştiği zaman komşumuza bir tabak götürürdük ki. Burada hala bu gelenekler devam ediyor. Rukiye teyze ama ben Rukiye çavuşlu teyzem. Teyze diyorum. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın oğlum? Teşekkür ederim, çok sağ olasın. Kahve bitti. Var mı bir fincan kahve almaya geldim. Ay bittin kahveden, her şey var sizin için. Teşekkür tamam ederim. Kahve nedir? İyiyim yavrum, sen nasılsın? İçeride girdik. Ama... ben de seni seyrediyordum içeride televizyonda. Ha şu anda. Komşularından memnun musun? Komşularım gayet memnunum komşularımdan. Hele yeni gelenden nasıl daha memnun bunlar, oldum. Bunlar çok kalabalık, gürültü yapıyorlar mı? Yok yok yapmıyorlar. Biz de çavuşlu teyzemden çok memnunum. Yok. Kapısını rahatlıkla çaldığımız en önemli komşularımdan biri çavuşlu teyzem, biri de Elmas teyzem. O da aşağıya. Ooo Elmas teyze de geldi. Gel Elmas teyze gel. Ama bana bak gelmedi dedi. Bak sonra ha ki yalan söylüyor. Kimmiş bu? Hayır, ben bunu ki... izliyorum çünkü her gün izliyorum ben bu çağımı. Teşekkür ederim. Bu dedi ki bana gelmedi deyince ben bir daha herhalde gelmedi dedim. Biz de televizyonda seni seyrediyoruz. Siz kaç yıllık böyle kapı komşusunuz? Ben burada kapı koşuluğum daha taze de ben 51 yıldır buradayım Sofular Mahallesi'ndeyim. Biriniz Alişan demişsiniz, biriniz değil demişsiniz. Evet. Evet ben dedim ki değil dedim. Bu da dedi ki yok Alişan geldi dedi. Ben çünkü bu... bize de dedi ki gelmeyecek Alişan ama dedi. Ama ben az önce yumurta almaya geldiğimde çavuşlu teyzemden söyledim. Çavuşlu teyzem Alişan geldi dedim. Ha, yumurtayı senden mi aldın? Çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Olsun yavrum. Alişan Elmas teyzenin tam 7 tane gelini olduğunu öğreniyor. Sen biraz kendinden bahset. Çok şükür iyiyim yavrum. Yalnız duruyorum ben. He. Oğlum gelinim var hep. Kızım yok. Ama iyi, mutluyum. Çocuklarımla mutlu, ben de mutluyum. İyi ne güzel. 7 tane gelin var. Kaç tane? 7 tane. 7 tane gelin var. 7 tane gelinle nasıl anlaşıyorsun ya? Anlaşıyorum. Kimine çiçeğim diyorum, kimine gülüm diyorum. Kimine böceğim. Kimine yavrum diyorum. Böcek dediğin var mı? Yok. Böcek olsa sokağa. Böcek olsa sokağa. Kimine nar çiçeğim diyorum, kimine papatyam diyorum. He. Ona da babaanneciğim diyorlar, anneciğim diyorlar. Yani geçiniyor. Peki var mı bizden bir isteğiniz? Canımızın evet, sağlığı yavrum. Çok teşekkür ederiz. Hadi. Canımızın sağlığı, sağ olun. Hadi Allah razı olsun. Şöyle bir şey diyorum. Heh. İstanbul'daki, İzmir'deki yeğenlerime hepsine selam söylüyorum, hepsine. Bana dediler ki el salla selam söyle. Ben de selam söylüyorum. Benim de söyle, yani, tamam isim isim söyle, ne isimleri söyle. Arife, hep çok, şu hepsini sayamam öyle. Hepsi çok. Hey, hepsine selamlar olsun. Hepsine selam olsun. İzmir'dekine, İstanbul'dakine, Samsun'dakine hep herkese selam söylüyorum. Mardin'dekine, Van'daki yeğenlerime. Siz bütün aile gitmiş bir yere, evet, Türkiye'ye dalmış. Evet, evet. Yeğenlerime, evet, buralarda. Hadi Allah iyi bakın kendin. Yavrum. Allah razı olsun. Allah'a emanet sağ olun. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Çok mutlu ettin bizi. Öpüyorum. Hadi bak karşısında bir komşu var. O da komşumuz. O da komşu. O birazcık şey sinirli galiba. Yok sinirli ha? Değil. Değildir sinirli değildir. Dur bakayım. Yok yok. Merhaba. Merhaba, nasılsın teyzeciğim? Teşekkür ederim yavrum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun işiniz. Ne güzel böyle pencereye çıkmasın. Oh. Evet, çok mutluyuz. Vallahi hava da güzel. Hava da güzel, komşularımız da güzel.
Sokağımız da güzel, Amasya'mız da güzel. Her daim buyurun. Sen buradan bakıyorsun, ne oluyor mahallede? Oo, hemen her yere haber veririm. İnan bak. Gerçekten. Az önce, ne var şu an, mahallede durum nasıl? Mahalleye Alişan geldi. He? Hemen komşuları aradım. Yemin ediyorum aradım. Hepsini sen mi aradın? Hemen hemen aradım. Herkes yerinde mi şu anda? Yok, gelemeyenler de üzülüyor. Öyle mi? Gelemeyenler de var. İyi peki. Öpüyoruz seni. Sağ olun. Ben de hadi teşekkür bak ederim. Kendine. İyi, kendinize bakın. Teşekkürler, Allah'a emanet olun. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Buradan selam olsun Amasyalı hanımlara bir kez daha. Hadi artık yapalım şunu. Evet. Mehtiye Hanım. Şimdi bu kaynar suyla yaptığımız bir börek. Biz bir litre su kaynatıyoruz. Bir kilo un, evet, tuz. Evet. Ve bu şekilde biz hamur yoğuruyoruz. Kaynar kaynar. Ondan sonra parçalara bölüyoruz küçük bezeler halinde. Bunları yapıyoruz. Hatta ben son katı bıraktım. Artık size mi kısmet olur Alişan Bey yoksa Ekrem Bey mi bilmiyorum. Son katı bence Ekrem yapsın. Şöyle bir hafif merdaneli bir dokunduralım. Ekremciğim. Ve bitirelim. Ben uğratayım mı biraz? Evet. Attın ben onu. Attın mı? Bismillah. Evet. Baba nasıl nazik yapıyor? Ekrem yapıyor mu evde? Yok. Hiç. Alışkanlık. Bak dedim biraz un atalım. Nazar. Yok biraz un atalım dedim ama. Atalım. Rahmetli annemden biliyorum, o çok açıyor. Aslında kaynar su eklendiği için daha kolay açılan bir börek. Açılıyor güzel. Hamur işleri arasında daha açayım mı abla? İyi. Ben hemen çevireyim, yerimiz dar olduğu için. Tamam. Hemen yönünü değiştirelim biraz daha. Bu Boşnak hanımlar çok güzel yemekler yapıyor da Boşnak beyler var mıdır böyle Boşnak aşçı böyle ünlü? Var tabii. Bizim bütün aşçılarımız hem yani erkekler de kadınları da çok hamarat. Artık öyle sen, bir ayrım yapamıyoruz. Artık sen evlenince hamsili börek yaparsın. Ordu'ya. Ordu'ya gelip. O elimizde çok yattı. Vallahi mı? Vallahi çok güzel çıktı. Artık oralarda yaparsın. Hemen hadi şimdi şu ben tepsimize. Çatla eli de çok yaktırmış. Çaktırmadan çok buyur güzel abi. Açtı. Buyur abi. Çok yuvarlak olmadı ama. Olsun o kadarlık düzeltmeler yapacağız. Tepsini düzeliyor sen merak etme. Şimdi onun düzeltmesine geçeceğiz. Yine de fena olmadı. Hadi bakalım onu. Şimdi burada ne erittik Canan? Burada tereyağı ve sıvı yağ. Kaymak ve tereyağımız var. Hafif tuzumuz var. Şimdi biz bu böreğimi pişirip. Son katı da atıyoruz. Evet, ya şöyle desen ki aslan kardeşim ne güzel açtın. Helal olsun. Şöyle katları böyle ince ince oluyor. Yapacak bir şey yok. Kötüye kötü iyiye iyi. Hemen şöyle biz onu küçük düzeltmeler yapacağız. Burada böreğin adı Masenitsa dedik. Masenitsa olma sebebi mas yağ anlamına geliyor. Yağlı bir börek. Her katında yağ bulunuyor ama o piştikten sonra o tat size gelmiyor ve çok lezzetli oluyor. En sonunda da bu sosa peynir kaymak da eklenebiliyor. Şurada önünüzde bitmiş hali var. Evet. Ve şöyle ben göstereyim size. Şöyle işte. Evet. Böyle ekliyoruz. Ve tadına ay doyulmaz bir lezzet oluyor. Ay. Gel ondan sonra kiloyu alma. Evet. Neydi? O yok. Bu şekilde sunumu. Onu yedikten sonra herhalde bir 30 kilometre yürüyüş yapman lazım. Canan. Evet ama bütün gün sizi tok tutar. Yani biz bir kahvaltı ediyoruz sonrasında dikkat ediyoruz. Canan'ın bu arada sesi çok güzelmiş. Aa. Yine babasından reklam arasından aldığım videolardan dolayı. Sesi çok güzelmiş ve çok güzel bir Boşnak türküsü öğrenmiş. Evet. Vereyim rahmetli mi anneannem? Evet mikrofonu öyle. Okusana bir mikrofonu. Yetsene mikrofonu Allah aşkına bize bir düğününde de okursun artık. Canan. Okurum evet inşallah. Hadi bakalım bunu şeye oku eşi, müstakbel eşine. Ama tabii şimdi benim arkamda orkestra falan yok böyle çıplak ses. Çıplak ses. Biz sana eşlik ederiz. Aa, bir Boşnak türküsü alalım Canan'dan hadi bakalım. Evet. Anneannemle beraber okumayı çok seviyordum. Şimdi evet. Hadi canım. Tamam başlıyorum. Hadi başla. Zvezda teram yesita Zagoruga otiera Zagorica modica Navodici surica Bjelolice umiva Zagorica modica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Şimdi de, şimdi de ordunun delelerini istiyoruz. O kadar hazırlıklı değildim. Nasıl ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmelim aman. Kaçtı, kaçtı. Kaçtı. Şarkına
Bilmiyorum, buradan Ordulu avukat enişteme sesleniyorum, kaçtı. Boşnak türküsü söyledi, Ordu türküsü söyleyince kaçtı. Gelin varmadan okumam. ne okuyacak şimdi o, sen bir düğünde okunacak bir şey söylesene. Hangi şarkılar gider? Babam beni çağıracak. Ne şarkıların gittiğini o zaman göreceksin. Biz seni önceden bilelim, hazırlıklı olalım. Ona göre oyunları öğrenelim. Ben öğrenim. Olacağım babanı. Zaten bekliyor. Alişan'la beraber yemeğe gideceğiz. Ağlatabilir miyiz? Me duyayım abi bugün. Değil öyle. Bakın, dur bakın, bir Canan ağlayacak. Şöyle Canan'ı bir ağlat. Zaten zorla ağlaması gerekiyor. Hadi. Hepimizin yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini kor görmesinler. Annesinin bir tanesini kor görmesinler. Uçan da kuşlar malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Uçan da kuşlar malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Bir saniye geline bakalım. Abi bu gülüyor, ben anlamadım. Babam ağlıyor. Gülüyor, ağlatana kadar devam. Abi tülbent örtüyorsun. Dur gitmeyin bir yere, ağlatacağız onu. Biraz loş ışık lazım. Yani ortamı hazırlamak lazım. Ondan şu an adapte olamadım. Devam edelim. Uçağına kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Uçağına kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Babası ağlam, o ağlam. Gelini ağlatamadık. Gel abi gel. Gel Allah aşkına gel. Gelini ağlatamadık ama baba ağladı ya. Ya kıyamam ya. Gel bir kızına bir sarıl, bir sarıl. Evet. Ya. Ay. Biz sizi şöyle, sizi bir tanıyalım. Evet. Ercan Gül ben. Gel Canan babanın yanına gel kız. Gel. Ondan sonra Canan'ın babasıyım tabii ki. İki tane daha çocuğum var. Aslıhan ve Aşir Can. Biri avukat, biri de iç mimar. Ne güzel. Canan şimdi kazan devi. Duygulandım. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Arka taraftan seyrediyorum. Gerçekten çok başarılısınız. Ekrem Bey de öyle çok başarılı. Neler hissediyorsunuz şimdi? Son kız da gidiyor. Vallahi son kız da gidiyor. Tabii sonuçta gidecek, hayat böyle. Biriz de aldırken öyledi. Baba, ben eşimle evlenmeden önce tabii istemeye gittiğimde Saraybosna'da benim eşim. Saraybosna'da daha doğrusu getirdim eşimi bu tarafa. Babası demişti ki bir gün senin de çocukların olduğunda anlayacaksın beni. Teşekkür ederim. Ya kıyamam. Ercan ya. Abi. Kız babası olmak böyle bir işte. Benim de bir tane kızım var. Sende de kız var. Kızım var. Yani benimki daha 3 yaşında ama şu anda ben ilk doğduğunda düşündüm, biliyor musun? Benim kızım artık delikanlı oldu. Delikanlı mı oldu? Kız. Delikanlı kız derler ya. 16-17 yaşına gidiyor. Oo, yaklaşıyor. Derler. Öyle delikanlı kız derler. Nasıl? Yani. Nasıl babayla arası? Çok muhteşem. Ama 3 numara bir başka. Miraç. Yani evlatlar ayırt edilmez ama Allah hepsine büyü bak. Zaten büyüdü Emirhan. Bizi görüyor mu görmüyor mu, artık kendi bir dünyası var. Hepsini bağışlasın. 3 numara bütün gazımızı alıyor. Güzel. Yanımızda ayrılmıyor ya, o güzel. Canan kız, baban ağladı, bütün stüdyo evet. Ağladı, bir sen ağlatamadık. Ben biraz güler yüzlüyüm, bir de o havaya giremedim ama çok yakında gireceğim tabii. Şey, hem gülerim evet. Hem giderim de, hem ağlarım hem giderim de. Evet öyle. Allah şimdiden tamamını erdirsin inşallah. Evet. Seni mutfağa alalım. Alalım. Şimdi gelelim buradaki buraya. Hanımefendilere. Şimdi önce bir
Nurhan abladan başlayalım. Gel Nurhan abla. Şöyle bir kıyafeti bize bir tanıt. Bu şimdi ne kıyafeti? Bu şimdi kanatlılar kıyafeti, gelinliği olarak. Bu 1,5 senelik bir kıyafetimiz, yıllık kıyafetimiz. Düğünlerde falan giyiliyormuş. Hani 160 yıllıktı? 160 yıllık. Heyecandan şu an heyecan yaptım. Ya şu... Hayır. Nurhan abla dedi ki 1,5 yıl önce ben aldım dedi. 160 yıllık bir kıyafet var. Bu bir gelin kıyafeti mi? Evet, gelin kıyafeti oluyor. Vay arkadaş ya. 160 yıl önce kim giymiş acaba bunu? Akraba mı yoksa? Akrabamız giymiş, evet. Bu hangi yörenin peki? Bu kanatlılar. Yani? Kanatlar. Makedonya ipi. Makedonya, güzel. Nurhan ablam seni şöyle alalım. Büşra kardeşimi alalım. Bu da bir kına kıyafeti. Kına kıyafeti. Bu nerenin kınası? Bu da Makedonya Üsküp yöresine ait. Bu da derneğimizde koruma altında olan kıyafetlerden biri. Ne güzel işlemeler. Biz bunu, evet, sırma Makedonya'dan geldi. Öyle altın sırma. Şu nedir? Şu şey galiba değil mi? Bu da işte... Biz bu kızları çağırınca böyle bir gel... Kaynanaya böyle bir şeyler yapıyorlar falan. Böyle şeyler değil mi? Temenna. Saygı. Temenna değil mi? Evet. Biliyor musun onu yapmayı? Biliyorum. Ben 10 yıllık gelinim. Öyle. Evet. Ha, buradaki herkes düğünde, evli değil mi? Her düğünde giyiyoruz biz bir daha. 10 yıl giyiyoruz. Eşin desin oralı mı? Tabii. Eşimiz küçük. Nasıl bir kaynanaya bir temenna yap bakayım? Abi... Neydi eşinin adı? Osman. Annem beni sattı Osman Agay. Annem beni verdi Osman Agay'dan kırkatikten. Annem beni verdi Osman Agay'a. Almışım demem yok, almışım demem yok. O vardadır çok, yaşatacak çok. O vardadır çok, yaşatacak çok. Böyle şimdi böyle temel alındıktan sonra... Şuraları anladım da, bu dört yere birden şey oluyor ya... O... Yani, hani bütün kademe selamlama. Selam. Bütün bedenimle sana selam. Evet, bütün ruhumla. Aynen öyle kardeşim. Saygı. Bütün üç ruhumla. Kere, sonra üç kere elini öpüyoruz. Sonra erkeğe de yani. Ruhumla kayınvalideme teslimim diyor. Evet. Annem ne soruyor bilmiyorum ama. Annem beni sattı diyor zaten Osman Agay'a. He. İyi değil ama. Nasıl kayınvalidenle aran? Çok iyi. Bütün ruh. Benim görümcem aynı zamanda. Eşimin ablası. Anam, evet, görümceler evet. Buradaymış. Dur, gelin görümce. Hayır, sorularım var. Görmeyeyim ömrümce. Aynen abi. Benim 4 görümcem var ama ben daha özelim. Kızları ayırır, beni tutar. Allah razı olsun. Hep canlı yayında böyle oluyor. Ondan sonra canlı yayından sonra... Saç boşuna giriyor. Biz göz ağrımız olduğu için. Hadi karşımızda. Gel Büşra kardeşim. Şimdi Serap abla gel. Bu ne kıyafeti şimdi? Bu Kanatlar Köyü'nün, o bölgenin gündelik kıyafeti. Gündelik bir kıyafet. Evet. Hanımların giydiği. Evet. Herkeste böyle mutlaka böyle bir şey var. Evet, kemeri, önlüğü, gündelik giymiş olduğu şalvarı, patiği. Ne kadar rahat kıyafet abi. Değil mi? Ne güzel kıyafet. Aa. Peki bu başına bağlanan şeyin bir anlamı var mı? Hani... Kıvrak. Evet, oyaları elbise. Hani ne bileyim, onun rengiyle ilgili bekar kız, nişanlı kız, evli kız... O öyle yok, bir şey var mı? Renkle ilgili herhangi bir şey yok. Herhangi bir öyle bir sembol yok. Hiç sembol yok. Peki. En tecrübelimiz galiba Derya abla. Gel Derya abacığım. Öyle mi? Tecrübeli. Ben 27 senelik evliyim. 27 senelik. Evet. 25 yaşında bir kızım var. Maşallah, Allah bağışlasın. Evli mi o da? Hayır, o bekar. Havalimanında çalışıyor. Ne güzel. Selamlar olsun. Hem okuyor hem çalışıyor. Şu an orada zaten görevli şu an. Allah kolaylıklar versin ona da. Derya ablacığım, bu üstündekini bize anlat biraz. Bu bizim kanatlarının normal günlük kıyafetleri şeyimiz, basmadan şalvarımız var, öne çıkamız var, gömleğimiz var. Bu aynı zamanda uzundur gömleğimiz. Aha. Uzun. Arkaya doğru toplanıyor. Tabii arkaya toplanıyor. Aynen öyle. Öne çıkamız, üstümüz kirlenmesin diye, elbisemiz kirlenmesin diye iş yaparken sonra çıkarılır bu. Normal dolaşılır. Nasıl, senin düğün nasıl oldu 27 sene önce? Benim düğünüm... Burada mı oldu, Makedonya'da mı? Yok, ben İstanbul doğumluyum. Annemler buraya gelme. Makedonya'dan. Babam, annem Makedonya'dan geldi. Örf adet. Kanatlar Köyü'nü. Devam ediyor örf adetimiz. Şu an biraz artık kalkmaya başladı. Çocuklar tabii, damatlarımız dışarıdan olabiliyor. Genç kızlarımız dışarıdan alabiliyoruz, çocuklarımız, erkek. O zamanlar daha böyle şeydi değil mi? Hep içeriden de. Tabii benim eşim de Makedon, Trnovseli ayrıca. O başka bir köylü. Ondan sonra... Kaç kıyafet giydin kınada? 4-5 kıyafet giydim ben de. Şalvar giydim. Ondan sonra... Ama bizim şalvarımız daha 27 sene önce daha farklıydı. Ben teyzemin kızının şalvarını almıştım o zaman. He, şimdi de yapılıyor şeyler. Tabii canım. Şimdi genç kızlarımıza Makedonya'dan getiriyoruz mesela. Güzel. Ondan sonra ben eşimle, bizim eşimle bir haftada oldu şeyimiz,
isteme olayımız. Hı. Komşumuz bin ona söylemiş. Eşim geliyor işte, ben çalışıyordum gece vardiyasını, kalktın sabahleyin. Saçımı falan yıkadım işte, bir heyecan beni de sardı. Aniden oldu, gittim böyle baktım eşim orada, babamın haberi yok ama. Ben bu arada soru sormadan abla anlatmaya anlatıyorum ben heyecanla. Ay, ben diyorum abla ne anlatıyor? Ondan sonra babamın haberi yok. He. Babam duysa maazallah. He. Ondan sonra beğendik. Sonra aracı olan kişi babama haber gönderdi. Sonra biz çıktık beraber. Babamın haberi yok ama görüştüğümüzden. Siz bir tanıştınız. Tabii. Kardeşimi aldım yanıma. Kız kardeşi aldık yanımıza. Derya abla çok... Dertliymiş be, Muhammed istiyor. Yok, aynen öyle, sen bana Muhammed... Dedin sonra boy boyuma, huy huyuma. Çok şükür eşim de iyidir. İyi, Allah peki. Razı olsun. Ne güzel. Hayırlı olsun. 17 Allah sene geçinmez. Kayınpederle oturdum. Ne güzel, ne güzel. Allah razı olsun senden. Rahmetli oldu. Şimdi hepinize, bütün mutfağı bu arada, evet damatla galiba mesajlaşıyor. Canan'ı yakaladım. Canan kesin orada avukat ona mesaj atıyor. Tebligat falan çekmiş. Yok ablamla mesaj. Ablamla mı? Evet. Şimdi herkese sorularım var. Size özel sorular hazırladık. Şöyle sizi yerlerinize alalım. Şimdi herkese soru soracağım. Canan'a da, ablama da ve buradaki hanımlara da. Gelsin bakalım LED'deki sorular. Evet, herkese tek tek soracağım. Eşin, annenin ve senin yemeklerini ayırt edebilir mi? Nurhan abla. Eder. Eder mi? Eder. Mutlaka bu benim eşimin yemeği, bu annemin yemeği ayırt eder mi? Evet, eder. Kesin diyorsun. Kesin. Son kararım. Son kararım. Peki. Büşra? Benim de eder. Kesinlikle. O kadar eminsiniz. Eminiz. Keşke eşleri de getirseydik. Ama tersi yönde, annesininkini çok beğendiği için annesininkini nerede görse tanır. Serap Hanım? Benim eşim ilk 10 sene annesiyle benim yemeklerimi ayırt ederdi ama 20 senelik evliyim, 10 senedir ayırt edemiyor. Hatta annemden daha iyi yapıyorsun diyoruz. Lafınızı balla keseyim mi? Nasıl ayırt edilmezi biliyor musun? Heh. Eğer o gelin kaynananın yanında diz çöktüyse aynı yemekleri yapar, ayırt edemez. Evet. Ama şimdi bir arada durulmadığı için maalesef ondan sonra herkes bir yol tutturmuş, kesinlikle ayırt edilir. Diş çökmeyle yemeğin ne alakası var? Var. Kaynanın ben 11 sene beraber oturdum ve kaynamın yaptığı yemekleri kaynanın yanında yaşamadığın aynı yemekleri yapabilir misin? Şey yapamıyoruz. Tabii ayırt edemez yemeklerimize. Allah Allah. Allah Allah. Annemin gibi yapmışım der. Derya abla, en eski sensin. Ben en eskiyim ama ben kaynanı hiç görmedim. Ben gelmeden önce vefat etmiş kaynana. Ne mutlu sana diyeceğim, tövbe ya. Ama benim kaynatam vardı. Benim kaynatam vardı. Ben kayınpederle oturdum 17 sene. Kaynana yoktu mu, ben kayınpederle. O başka gibiydi. Şimdi o konuya daha sonra geçeceğiz. Yani. Mehdi Hanım. Eder. Eder mi? Eder. Mutlaka der yani, bu benim eşimin eder, yemeği bu. Eder, kesin eder çünkü ben babaannemden öğrendim. Bir büyük daha kuşaktan öğrendiğim için %100 eder. Peki Canan, sence edebilecek mi? Yani inşallah tarifleri öğreneceğim. Edebilecek. Canan'a bu soruyu 10 sene sonra soracağız. İkinci sorumuz. Aa, Elton'le aynı gün doğmuş olsaydın, kayınvaliden önce hangimizin doğum günü kutlardı? Elim olmadığı için. Ben tek seni atlıyoruz. Benim de eltim yok. Senin de mi yok? Benim de 4 görümcem var. Allah Allah. Senin? Benim eltim var. Ama peki, ilk benim kutlardı herhalde. En büyük benim, benim çünkü. Eminsin yani? Evet. En çok beni sever. Yok, ben de ona katılmıyorum. Politik kayınvalide ikisinin de aynı kutlar abi. Hiç kimseyle kötü olmak istemez. Bak akıllı kayınvalide onu yapar. Yapar. Yaptığın an mesela konserlerde bazen soruyorum. Kaç tane gelin var? 3 tane. Hangisini daha çok seviyorsun? Hepsini aynı diyor. Aslında aynı değil. Öyle bir dünya yok. İlla ki bir tanesini fazla seviyor ama politik oldu mu hepsini çok seviyor. Ama burada diyor ki benimkini daha önce kutlar diyor. Çünkü en büyük ve en sevdiği gelini benim diyor. İyi, güzel. Hadi bakalım. Öyle. Peki Derya Hanım? Benim de eltim var ama bilemiyorum. Doğru, senin kayınvalide vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Yani. Sizin Mehdi Hanım? Eltim yok. Eltiniz yok. Yok. Bu soruyu direkt çıkıyorsunuz. Evet. Canan'a da bu soruyu 3 sene sonra inşallah soracağız. Eltin olacak mı Canan? 2 tane var. 2 tane. Nasıl onlarla aran nasıl? İyi gayet. Şu anda iyi olabilir. Görün. Ama dikkat et. Yok, hepsiyle iyi olsun ya. Şaka yapıyoruz. Peki. Sıradaki sorumuz. Eltin ve görümcen birer takım kurmuş olsaydı Eltin'den yana mı olurdun, görümcenden yana mı olurdu? Görümce var. Görümcem, yani. İki tane görümcem var. Görümcemden yana olurum. E zaten eltin yok ki. Doğmadığı için görümcemden yana. Sen Büşra? Benim de eltim yok ama görümcemden olurdum. Elti de olsa o el yani bir yerde. O benim eşimin kardeşleri. Görümce burada diyorsun zaten. Evet. Serap Hanım? Ben eltimden yana olurum. Neden?
Çok seviyorum. Görümceni? Görümcemi de severim ama Elçin başka. Onu çok sevmiyorum diyorsun. Onu seviyorum. Onu seviyorum. Eyvah, burada sorun var. Burada bir sorun var. Allah yarabbim. Burada şu an görümcen hattımızda. Buyursun. Hiç korkum yok diyorsun. Suratına söylerim diyorsun. Söylerim. Güzel. Serap Hanım'ı görmeyeyim. Bu medeni cesaretinden dolayı Serap Hanım'ı bir alkışlıyoruz. Derya abla. Benim görümcem yok. Ya senin hiçbir şeyin yok Derya abla ya. Ben... İki kardeşler zaten. İki kardeşler. İki erkekler. Başka yok yani. Böyle sorunsuz bir gelin olabilir mi ya? Kadir gecesi doğmuş. Derya abla. Peki. Görümcem. Elkin olmadığı için görümcem. Yok abi, evet, görümcem. Yani. Senin görümcen olacak mı kız? Ne görüşürüz? Canan? Görümce yok. Yok değil mi? Yok. Görümce yokmuş. Peki. Gelsin diğer sorumuz. Güzel bir soru. Gelin var mı? Ben. Var. Yok yok. Hayır yani senin gelinin falan var mı? Yok. Erkek evladın var mı? Var, evladım var. Senin gibi bir gelin olmasını ister miydin İsterim. Peki? İsterim. Mesela nasıl senin gibi derken? Sen yani biraz kendin ama rahat, titiz, yani düşkün olması isterim. Şu an direkt kendimi anlattım diyorsun. Ben Derya ablanın cevabını çok merak ediyorum. Ona gelene kadar biraz sabredeceğim. Sen kardeşim? Benim de oğlum var. Ben de benim gibi bir gelin olsun isterdim, evet. Nasıl bir gelin mesela? Yani ben çok hep çalışıyorum. Hiç oturmadım. Böyle çalışkan biri olsun isterdim. Hiç benim ev hanımlığım yok. Ev hanımlığım yok diyorum. Yok yani, hep gelinin oldu, ev hanımlığı yok. Gittin gelinle bir şey yiyeceksin. Çalışsınlar beraber yani, bir şeyler yapsınlar isterdim. Ya mutfak evet. Önemli değil diyorsun. Çalışsınlar, para kazansınlar. Hiçbir hayatlarını kurdun. Hiçbir şekilde doyuluyor yani. Güzel. Serap Hanım? Ben de tabii ki isterim benim gibi bir gelin olsun. Nasıl bir gelin yani? Siz nasıl benim bir gibi gelin? Güler yüzlü, cömert, eli açık, marifetli. Kendini, herkes kendini çok güzel tarif ediyor. Kendimi anlatıyorum tabii ki. Benim gibi kendimi sorduk. Kendimizi alalım, kendimizi alalım. Kimden ki benim gibi olmasın? Herkes kendini beğenir. Gerçekten Makedonya'dan seçtiğimiz birbirinden 4 elit isim var şu anda stüdyomuzda. Hepsi muhteşem, hepsi mükemmel. Derya abla. En merak ettiğim cevap geliyor Derya abadan. Derya abla inşallah gelin mi olacak? Yok, gelinim olmayacak. İki tane kızım var. Ya o da mı yok ya? Bu da mı? İşte yok. Ne yapayım? İki tane kızım var. O da yok. Derya abla da kaynana yok. Geliniyor olmayacak. Yok. Ya kızları ben cicihanne olacağım. Elti yok, görümce yok. Hiçbir şey yok. Ben cicihanne olacağım. Evet. Damat alacağım ben. Peki damadının kim gibi olmasını isteyeceğim diye hiçbir şey yok ki. Eşin gibi olmasını isterim. Eşin gibi ha. İsterim. Nasıl bir eşin var? Nasıl bir eşini tarif et bize. Eşim mi? Biraz çılgın biri. Çılgın. Taksici zaten. Ondan sonra gece gelir beni uyandırır. Kalk kalk kalk, sana bir şey anlatacağım der. Diyorum ki ya bırak, ben bütün gün zaten canım çıkmış. Bir de seni mi dinleyeceğim diyorum. Kalksana diyor, biraz muhabbet edelim. Zaten Allah Allah. Zorunlu kalkıyorum zaten. Bir gün eşinle birlikte alalım seni. Bir gün eşinle birlikte alalım mutlaka. Eşim bir de şeker hastası, o çene hiç durmuyor. Yapacak bir şey yok. Gençken diyordum ki konuşsana biraz kavga ettiğimiz zaman. Sonra diyordum ki duvar ya, sen bana cevap ver bari diyordum. Ama şimdi inanın ki çene hiç durmuyor. 24 saat bir de sesli konuşuyor, taksiciler sesli konuşuyor. Neden acaba? Volümü diyorum biraz kıs diyorum, bak diyorum kavga edecek zannedecekler yukarıdakiler, aşağıdakiler artık. Derya evet. Abla, evet Derya abla gerçekten bir kitap. Gerçekten bak böyle söylüyorum eşime, hiç katıksız yani. Ciddi söylüyorum. Abi kadınlara da konuş suç, konuşma suç. Öyle yani... yapacak bir şey yok. İsterdim benim gibi olmasını, sıkıntı değil. Nasıl bir gelin? Benim gibi cıvıl cıvıl olmasını isterdim. Cıvıl cıvıl. Her zorluğa boyun gelmesini isterdim. Canan için şu anda bu soru çok erken. Canan, bu arada bir yanık kokusu geliyor. Yok, şey yanmıyor değil mi? Pişti. Yok, onun kokusu yanmıyor. Geliyor. Ne pişti? Dudu ve tatlımız pişti. Şerbetleyeceğim, sizi bekliyorum. Şerbetleyeceğiz, tamam. Evet. Son bir soru daha alalım. Hemen alalım. Varsa. Komşun olması için sadece birini seçmen gerekse. Kayınvaliden mi? Bunu Derya abla ıssız bir adada yaşadığı için Derya ablaya es geçiyorum. Kayınvalideni mi, eltini mi, görümceni mi seçerdin? Mesela komşun olacak. Kim olsun komşun? Kayınvaliden mi? Kayınvalidemi. Kimi? Kayınvalidem. Sen nasıl politiksin sen? Sen nasıl politiksin? Eltin, görümcen falan olmasın diyorsun. Olmasın.
Kayınvalidem olsun yeter. Peki. Ben de özür dilerim kayınvalidem. Yanında. Görümcesi yanında ya. Ama özür dilerim diyor. Onlar annesine gelecek zaten. Gelmiş olacaklar. Göreceğim. Bak güzel. Ne güzel politik cevaplar. Güzel. Terap abla. Ben Eltim'i isterdim. Eltini istiyorsun. Evet. Neden istemiyorsun kayınvaliden ve görümceni? Yok, istememek değil. Seçim yapmak zorundaysam eğer, bir kişi olması gerekiyorsa Eltim'i isterdim komşuma. Eltim'le daha iyi anlaşıyorum diyor. Evet, kardeş gibi anlaşıyorum. Kayınvalidemle? Onunla da anlaşıyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Görümcemle de yok ama hani seçim yapmak durumundaysam. Güzel. Alişan öyle bir baskı kuruyor. Cevap veriyor hala. Hayır ama ben yani. Şeyi, cevabın şeyini almak istiyorum. Abi verdiği cevabı işte yani. Tabii ki bu soruyu Derya ablaya pat. O da yok. O da yok. Çünkü Derya ablanın kayınvalidesi rahmet olmuş. Allah rahmet eylesin. Eltisi yok. Görümcesi Eltim yok. Eltim var. Eltim var mı? Var. Ama görüşmüyoruz. Abi o da yok. Ya, o konuda ya. Çok rahatım yani. Yok, görüşmüyoruz. Daha iyi. Görüşmek daha güzel. Ya bir tane tutturduk Eltin var. Onunla da görüşmüyorum. Aa, ya. İki tane kardeş dedim. İki erkekler. Niye görüşmüyorsun? Görüşmüyoruz. Arada bir problem mi var? Evet. Evet, bak ne güzel. Evet evet. Reklam arasında bir Eltin'i arayacağım. Arayabilirsiniz. Numarasını da bilmiyorum açıkçası. Onu da bilmiyorsun. Ben de mutakallığa yakın olurum. Abi hiçbir şey yok. Tövbe yarabbim. Başka yerlere şey doğru gidiyor. Ben rahatım ya. Ben kafam çok rahat. Çocuklarla, kızlarla. Metin abla. Ben zaten kayınvalidemle komşuyum. Altlı üstlü oturuyorum. Ha, kayınvalidemle evet. Devam ederim diyorsun. Evet. Peki Canan. Ben annemi isterim. Canan tabii daha gelin olmadığı için. Evet. Ama kayınvalideni de seviyorsun herhalde. Tabii ki de onları da isterim yani. Mümkünse hepimiz aynı yerde oturalım ama tabii mümkün olmuyor. Sen var ya sen dur sen dur. Sen kimi istersin Ekrem? Böyle bir şey olsa kayınvaliden, Eltin görümcen. Bilmem ki ya, hepsiyle aram çok iyi ya. Vallahi bak. Annemi zaten ayrı seviyordum. Kayınvalidemle aram iyi. Yengemle iyi, abimle iyi, eniştelerle iyi. Herkes de iyi. Hiç yani. Yok böyle şeyine. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Peki. Vallahi. Gelsin son sorumuz. Görümcen haftanın üç günü... haftanın üç günü sana kahvaltıya gelse ne yapardın? Ne yapardın? Yeter mi? Ha? Çok memnun olurdum. Gülme krizine girdi. Geliyor mu? Ben, o görümcesi olduğu için ona sorabiliyoruz. Ben çalışıyorum, bana gelemiyorlar. Vallahi, ben hiç yokum. Güzel yaptı, beraber olduğumuz için hiç ayrımız gayrımız yok. Ne yapardın gelse? Ya, gelemiyor şimdi de gelse. Başım gözüm üstünde tabii de. Ama haftanın üç günde kahvaltıya olmaz gelinmez. Yani, evet. Değil mi? Olmaz. Bir akşam olur, bir öğlen yemeği olur ama. Düşünsene sabah kalkmışsın. Kahvaltını yapıyorsun, tam kahvaltı ya. Sofrasını hazırladın. Alişan'ın Hayata Gülümse'yi izlerken bir baktın geldi. Herhalde bana yardım tamam, ilk gün geldi tamam. Başımızın üstünde yeri var. İkinci gün salı kalktın. Yine tam kahvaltı, kapıyı bir açtın yine geldi. Hayır ona da katılmıyorum. Muhabbet varsa oluyor, geliniyor. Gerçekten mi? Zaten arıyorsun gelmesini o istiyorsun. O muhabbet dedikodun mu demek istiyorsun? Yok. Yani geçim varsa. Benim rahmetli ablam annem her gün geliyordu. Haftanın... Eskiler hafta, başka canım. Ya tamam ama işte bak öyle bir kalbi duygular varsa birbirini insanlar seviyorsa nasıl mesela dışarı çıktın gezmeye illaki aradığın bir arkadaşın var. Kafanın uyuştuğu. Kadınların da öyle abi. Bu görümcü olabilir, normal komşu olabilir, elti olabilir. Ama her günde olmaz ya. Olur. Haftanın üç olur günü. Olur çünkü kahve içmek istersin, muhabbet istersin. Bir şeyler isteniliyor. Üç gün biraz ama fazla. Ama şimdi geçim yoksa üç gün çok bile. Hat-trick yaptı mesela üç gün. Onlar eskidenmiş. Şimdi öyle şeyler yok. Eskiden geçim varmış. Şimdi geçimler meçimler yok. Buyur. Ya sen bunları yindele. Daha neler çıkacak? Ben hani sana deryalara sorma. Ben sana söylüyorum. Makedonya'nın en seçkin dört geleni getirdik buraya. Serap Hanım. Şimdi şöyle biz evet. Makedonyalılar çok misafirperveriz. Yani çok da birbirine bağlı ve düşkünüz. Biz her gün beraberiz zaten. Hani ama işte görümcen her gün geldi mesela. Vallahi gelsin, öyle ya. Sen Eltin'i mi seviyorsun? Eltim'i çok seviyorum ama görümcemi de seviyorum. Yani hiçbir problemimiz yok. Başımızın üstünde yeri başımızın var. Abi seviyor, seviyor. Var. Deminden beri seviyor dedi ya. Sen irdeledin, seviyor. Ama Eltin'i seviyor. Ama daha fazla olabilir.
Ekrem geçer misin yine? Biz her zaman beraberiz zaten Alişan Bey. Ne güzel. Tabii bizim, bizim amacımız buradaki yöremiz böyle yani. Diyeceğim. Çok bağlı birbirimiz. Ama bu güzel sorular bunlar. Evet. Bir de mesela biz pekiştirmek istiyoruz. Bir hafta olsun, bir iki hafta olsun görüşmeyelim. Hemen birbirimize hemen abla neredesin ya da ben onu ararım. Ya. Hani öyle. Ne güzel. Ne güzel. Böyle olsun. Böyle ayrı gayrımız yoktur yani. Ve Derya abla görümcen yok ama Eltin var. Var. Eltin var ama Eltin de yok. O da yok. Ama bir şey diyeceğim. Barışsan mesela niye ne var sonra? Yok, problemimiz, kavgamız hiç yok. E niye görüşmüyor? Miras meseleleri diyelim. Yani. O şekilde. Miras oldu mu zaten? Onu cuma günü hocamıza soracağız. onu. Hak ve haksızlık. evet. Hak ve haksızlık. Hatta senin programdan sonra bir soru alalım. Osman hocama sorular soruyoruz, video soruları. Onu bir sor. Hatta buradan sor. Osman hocama sor bakayım. Mesela mirasla ilgili ne sorun var? Ya mirasla ilgili şöyle bir evimiz, bir ortak evi vardı iki kardeşin. Abisi eşimi kandırıyor. Gel sen bana imzayı ver diyor evi. Ay. Ondan sonra ben sana ev alırken diyor, yardım edeceğim. Ben kayınpederle kirada oturuyordum evlendiğim zaman. Bana ev alınacaktı. Alınmayınca ondan sonra onlar ortak evde oturuyorlardı. Ve denilenler yapılmadı. Eşim de benden habersiz sonra gidiyor evi veriyor. Neyse Derya abla tamam yeter. Çok sorun var. Derin soru yani. Derya boş verin beni. Çok derin sorular var. Bu arada tabii ki Eltimizin de bağlanıp kendini savunma hakkı var. Tek tarafı dinliyoruz burada. Kusura bakma yayıncılık ilkesi gereği. Derya ablacığım hiç kimsenin olmadığı için. Kavga gürültümüz yok çok. Bağlayacağımız bir tek Eltim var. O da bağlanmıyor çok şükür. Yapacak bir şey yok. Evet sizin? Güzel. Severim buyursun gelsin her zaman. Sen yaparsın yemek. Tabii ki de. Onunla beraber yaşadık biz uzun süre. Sıkıntı değil benim için. Canan sen peki evlendin. Her gün evine geliyor biri. Ben kahvaltı faslını sevmiyorum. Yani mümkünse beş dakikada bitsin yani. Çünkü böyle günü öldürüyor gibi geliyor bana. Böyle saatlerce kahvaltı yapılıyor ya. Akşama peki akşam gelse akşam her gün misafir evet. Gelsin diyorsun. Her gün tabii ki de değil yani. Daha yine evlenince gelmezler de bir 3-5 ay sonra gelmeye başlarlar. Ne oldu Ekrem? Niye böyle bir şey oldu? Ben oğluma sormuştum. He. Emirhan'a selam olsun buradan. Dedim babacığım yarın öbür gün evleneceksin inşallah. Nasip kısmet Allah insanlarla karşılaştırsın. Dedim böyle sık sık gelirsek veyahut da falan gelin bir şey derse. Yok baba dedi sınırı bilerek geldim zaten sıkıntı olmaz ki dedi. Bak ya. Ay. Ya. Ya çok güzel ya. Vallahi güzel sorulardı. Teşekkür ediyoruz. Böyle içtenlikle cevap verdiğiniz için. Tabii ki biz programımız olarak, Alişan'la Hayat'a Gümüş olarak en önem verdiğimiz şey her zaman. 3 senedir aile. Yani çok. O elti, görümce, kayınvalide, kayınpeder falan. Biz bunların hep iyi olmasını istiyoruz. Hep istiyoruz ki evlilikler uzun uzun yıllar sürsün. Allah getirir. Burada böyle bir, ağız tadı versin. Evet tabii. Burada böyle bir gülelim, eğlenelim istedik. Ama hepimiz eğlendik. Derya abla eğlenemedi. Yo çok eğlendim. Çünkü ben eğlendim. Öyle mi? Evet. Onu eğlendireceğiz. Senden bir türkü alacağız ama bir reklama gitmemiz lazım. Tamam. Daha şu anda şerbetler dökülüyor. Oh mis gibi. Tatlımızın şerbeti de dökülüyor. Bir kısa reklama girelim. Reklamlardan sonra bakalım daha sürpriz ne yarışmalar var. Buyurun reklamlar. Evet efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi muhteşem bir VTR size izleteceğiz. Delbekçi teyzeler var. Delbekçi teyzeleri mutlaka tanıyorsundur. Delbekleriyle evet, evet. Bütün şarkıları söyleyen onlar bize konuk olmuştu. Türkan ablam ve Dilek ablam. Onlara bir İstanbul turu attırdık. Bakın Türkan ablam ve Dilek ablam İstanbul turunda neler yaşamış. Sevilen şarkıları kendi uslublarıyla söylediler. Delbekleriyle 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandılar. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Fethiyeli Delbek icracısı Türkan Abacı ile Dilek Topaç ilk
kez İstanbul'a geldi. Çok kalabalık burayı ya. Ha, buradan. Burada gel, 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 burada kayboluruz gel. Kaybolmayalım. Gel etme kaybolmayalım. Tut tutarma beni. Eğlenceli ikili Boğaz turunda neden şaşkına döndü? Allah'ım kız. Ya. Nasıl yani nasıl bu şey araba üstüne çıktığında köprü bozulmuyor. Aynen öyle. Şehrin hangi meşhur lezzetlerini denediler? Bizim patatesin gelip de böyle hünerli olduğunu burada gördük. Delbekçi teyzelerin İstanbul gezisi renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul, İstanbul olalım. Hiç görmedim böyle gider. Delbek icracısı Türkan Avacı ve Dilek Topaç, yeni yılın ilk haftasında Alişan'la Hayata Gülümsen'in konuğu oldu. Delbekler eşliğinde türküler söylendi, keyifli bir sohbet yemeklerle taçlandı. Dilek teyzem ve Türkan teyzemle Delbekçi teyzeler. O kadar neşeliler ki Allah neşenizi bozmasın. Amin. Neşeli olmasın bu işi yürütemeyiz. Aynen öyle. Bizim için Fethiye'den geldiler. Evet. Ben dedim ki sabah. Nerede yaşıyorsunuz? Fethiye dedim. Vallahi cennette yaşıyorsunuz. Gerçekten öyle. Evet. Sıcak memleketimiz, insanlarımız da sıcak. Siz şimdi ikiniz birlikte orada o yöredeki kına geceleri, evet, düğünler. Evet, evet. Oralarda şarkılar, türküler söylüyorsunuz, evet, böyle söylüyoruz hanımlara. Evet. Sen Dilek teyzem? Ben de aynı Alişan Bey. Bu grubu nasıl kurdunuz onu merak ediyorum. Siz komşu muydunuz? Ayrı ayrı, evet, arkadaşlık, ilkokuldan arkadaşız beraber. İlkokuldan arkadaşsınız? Evet, ortaokuldan, ilkokuldan. Ama bir de aynı mahallede duruyoruz. Mahallemiz aynı. Memnun musunuz birbirinizden? Memnunuz. Ara sıra yine gırdırdayız değil mi? Çatpat ediyoruz ama. Anlaşamadığınız şeyler oluyor. Abi anlamayın. Bazı küsüyor. Küsüyor? Vallahi küsüyor. Niye küsüyor? Küsmesi söylemesiniz öyle bir şey. Niye küsüyorsun? Yok ya, o öyle anlıyor belki beni. Bazen. Türkan teyzem ve Dilek teyzemden şimdi bir neyiz dinleyeceğiz? Dünyadan uzak. Dünyadan uzak. Evet. Hadi o zaman. Ben de yanınızda eşlik edeyim. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yapamadığım bir çok şey. Alkışlar Dilek teyzem ve Türkan teyzeme. Delbek icracısı teyzelerin Sinan Akçıl'la keyifli sohbeti ise güne damgasını vurdu. Siz Sinan Akçıl'ı biraz böyle bir televizyonda gördüğünüz kadarıyla bir anlatın bize bakayım nasıl birisiniz? Ben Sinan Akçıl'ın bir şarkısını çok sevdim. Ay Sinan kurban olurum. Bak, böyle. He. Eşinle bu piyanonun başında. Aa, ikisi söylediler. Mucize. O kadar duygulu. Mucize mi? Evet. Evet. O çok güzeldi. Sana bir şey diyeyim mi? O beni bitirdi. Senin için okusun o zaman. Hadi beni bitirdi. Bir de ayrıyım ya ben eşimde. Hani Ülviye. Sana gelsin. Ülviye. Evet. İkisinin eşi de ablamın eşi. 8 yıl önce vefat etti. İkimiz de doluz yani. O zaman. Türkan abla mesela bir düğün var. Seni çağırdılar düğüne. Ama hiç gitmek istemediğin bir düğün ama ısrarla seni çağırıyorlar o düğüne. Evet. Hangi şarkıyla onlara cevap verirdin? Vallahi önce çalışımı değiştiririm. Çünkü hiç sevmediğim bir dünya. Ha. İnsanları da sevmiyorum artık. Bir şarkı olarak cevap versen hangi şarkıya cevap verirsin? Gelmezsen gelme. Söylesene, söylesene. Hadi. Geleceğim diye gittin. Gelmedin ya ben de gittim. Geleceğim diye gittin. Gelmedin ya ben de gittim. Ocağıma incirdik. Gelme. Helal olsun Türkan abla. Şerbekçi teyzem be. Buradan mısın? Şerbekçi değil, delbekçi. Delbekçi değil. Delbek, delbek. Şerbekçi değil, delbekçi değil. Şerbekçi daha güzel be. Aa.
Şerbet gibisiniz. Fethiye'de yaşayan Delbek icracısı teyzelerin ilk kez İstanbul'a geldiğini öğrenen Alişan'la Hayata Gülümse ekibi onları Boğaz turuna çıkardı. Türkan ve Dilek teyze keyifli bir gün geçirirken o anlar kameralara bakın nasıl yansıdı. İstanbul Eminönü'ndeyiz şu an. Buranın balığı meşhurmuş. Balık aldık. Yiyoruz. Güzel şehir yani. Peki İstanbul'da en çok nereyi görmek istersiniz? En çok Kız Kulesi'ni. Türkan teyze ile Dilek teyze İstanbul'u ilk kez ziyaret ediyor. Haliyle biraz şaşkın, biraz da tedirginler. Galata Kulesi'ne bak hele bir. Ne kadar güzel. Çok güzelmiş. Ama çok kalabalık burayı ya. Ha, burada. Burada. Gel, gel, gel yanına. Burada kayboluruz gel. Kaybolmayalım. Gel etme kaybolmayalım. Ana kız, biz buruna mı geçeceğiz? Anam çok da büyük ya. Eyvah. Abi ben korkarım bunda gidemem. Korkuyu yeneceksin artık. Hayır. Bir gezelim, geldik de gezelim yani bir. Ha, gidelim. İstanbul'u bir gezelim, gezelim. Bize tur edelim. Buralara kadar gelmişken İstanbul'un meşhur sokak lezzetlerinden közde kestanenin de tadına baktılar. At kestanesi değil, değil mi de at kestanesi var diyorlar. Bu at kestanesi olur mu ablacığım? Yani televizyonlara çıktı ya. Burada at kestanesi satılmaz. Kestaneyi beğendin mi Türkan teyze? Bizim odun sobasında yanan böyle üstüne koyup da ona benzemiyor. Yaptığımız kestanelere benzemiyor. Ha, onlar daha başka. Yani bizim orada yapılan daha güzel. Türkan teyze ve Dilek teyze denize karşı kestane sefasından sonra iyice neşeleniyor ve başlıyor delbekleriyle ritim tutmaya. Çalmadan gitmeyelim. Denizim, ama denize uygun bir şarkı olsun. Aynen öyle. Hadi bakalım. Denizin dibinde acem, denizden evler, akerden aldın da anam, çifte dibinler. Dilek teyze, bu kadar eğlence yeter. Hadi bakalım sen korkunu yendiysen Boğaz turuna başlayalım. Tuttu sarma beni. Sağ ol, Allah senden razı olsun kuzum. Türkan ve Dilek teyze vapurda İstanbul turu yaptı. Güzel anılar biriktirirken martıları beslemeyi de ihmal etmedi. Vapur sefası eğlencesiz olmaz diyen Türkan ve Dilek teyze bu kez denize karşı Neşet Ertaş'ın Köprüden Geçti Gelin türküsünü seslendiriyor. Sen benden geçtin ama sen benden geçtin ama ben senden geçemiyorum Diloy Diloy. Vapur turunda Dolmabahçe Sarayı'nı gören Türkan teyze, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayı ihmal etmiyor. Bak Dilek, Ulu Önder Atatürk'ümüzün öldüğü yıl, bak Dolmabahçe Sarayı bak. Gel de yazına bak. Kurban olan atıma ben. Atıma kurban olan ben. Dolmabahçe Sarayı. Ortaköy'e geldik. Bu geldik canım. Geldik. Bizim Fethiye'nin Ortaköy'ü değil bu İstanbul, evet, İstanbul Ortaköy'ü. İstanbul Ortaköy'ü burada doğru. Buranın en meşhuru kumpurmuş kumpur. Kumpur bizim mu? Patatesin adı kumpur olmuş burada. Burada. Ha. Ama çok meşhurmuş. Yiyelim kız. Yiyelim be. Vallahi yiyelim. Dilek ve Türkan teyzenin bu gezide şaşırıp kaldıkları bir şey daha var. Allah'ım kız. Ya. Nasıl yani nasıl bu şey araba üstüne çıktığında köprü bozulmuyor. Aynen öyle.
İstanbul turunda bu kez durağımız Ortaköy oluyor. Her durum için uygun türküleri olan Delbekçi Türkan ve Dilek teyze durur mu? Bu kez bakın hangi türküyü çalıyorlar. Ortaköy türküsünü söyleyelim de öyle gidelim. Söylemeden olmaz zaten. Ortaköy yollarında, Ortaköy yollarında, pamuklar dallarında, pamuklar dallarında. Aman aman, beni dayanamam. Çok güzelsin, ben güvenemem. Türkan teyze, İstanbul Boğazı'nın eşsiz eserlerinden Ortaköy Camii'ne hayran kalıyor. Kız Dilek, şu cami ne kadar güzel ya. Hiç görmedik, şuna bak. Tarih kokuyor, tarih. Ana. Tarih kokuyor. Manzarası bile çok, çok güzel yani buranın, değil mi? Ne güzel yerde, denizin evet. Kenarı. Ortaköy'e kadar gelip meşhur kumpiri denemeden olur mu hiç? Kumpir malzemelerini gören Türkan teyze bir kez daha şaşkınlığını gizleyemiyor. Ana, bu çeşitlerin hepsi konuyor mu içine? Siz nasıl isterseniz. Ha, bizim isteğimiz. Aa, tabii. Bu elinde kumpir mi? Evet. Vallahi biz ilk defa tatacağız. Hangisi güzelse onu. Bizim yayla bekçilerde buna patide izlenir, bizim Fethiye'mizde. Bizim orada da karton. Ama vallahi işte. He? Bizim orada da karton derler. Sen, karton. Sen neredesin? Erzurum'dan. Erzurum'dan. Ama. Ama kartona da benziyor dışı. Tabii. Bizim orada da patates. Aman. İstanbul'da da kumpur. Vallahi. Ne güzel yaptı, gördün mü? Kumpur aynı kaymak gibi oldu. Aman. Bizim patatesin hayır, gelip de böyle hünerli olduğunu burada gördük. Ye bakalım, tadına bak bir. Bizim kumpirin. Bizim Fethiye'den gelip de yani bu kadar lezzetli kumpuru yiyeceğimi hiç aklıma gelmezdi. Çok şahane. İstanbul, İstanbul olalım. Hiç görmedim böyle gider. Geberiyorum ben. Aşkından kalmadı bende gururdan ezer. Yeah.
dikileri. Şen olsun düğünümüz, neşeli olsun düğünümüz. Allah Allah. Unutun derdi kederi. Şen ola düğün, şen ola. Şen ola düğün, şen ola. На край наши дюкянчи, елай мони момиче, на край наши дюкянчи, идам, не идам, идам, не идам, сега ке дойда. Gitme ben sana, unutunlarla sana. O kadar güzelsin ki yüzünü benziyor aya. İdam neydam, idam neydam. Sega ke doydam tempo. Programımızın daha sonuna geldik. Elimde taze taze Dudova'mız var. Hala sıcak. Evet, ablacığım sıcak. Teşekkür ediyoruz. Baklava. Afiyet ellerine olsun. Sağlık. Evet. Mehdi ablacığıma çok teşekkürler. Baklavamız var yine burada. Canan kardeşime şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür Allah ederim. Allah tamamını erdirsin. Eşine de eşinin ailesine de selamlar. Sevgiler. Ömür boyu sağlıklı mutlu huzurlu bir yuvan olsun çok inşallah sağ olun. Kardeşim. Cümlemiz. Ekrem'im. Kardeşim zaten yüreğe her geldiğinde o olma. Pozitif enerjinle programımıza eyvallah. Renk katıyorsun. Çok teşekkür ederiz. Ben de İyi seni. Ki varsın kardeşim. Yengeye de selamlar. Aleyküm babanın selam. Ellerinden öpüyorum. Eyvallah. Çocukları da öpüyorum. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Ve birbirinden değerli dört Makedon Hanım, Nurhan Hanım, Derya Hanım, Serap Hanım ve Büşra Hanım'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah yine en kısa zamanda bekliyoruz stüdyomuzu. Derneğimize selam söyleyebilir miyim? Tabii ki söyle hemen. Biz Kanatlar Derneği olarak Cemil Başkanımıza geçen akşam, geçen gün cumartesi günü 25. yıl dönümümüz vardı. Kutlama oldu ve çok güzel bir kutlamamız oldu. Selamlar olsun bizden. Cemil Başkanımıza ve değerli Kanatlar Derneği'nin üyelerine selam olsun. Selamlar, sevgiler olsun efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.